toplam ihracat arasındaki 8 milyon dolarken 2004'lerde bu rakam 125 milyon dolarlara çıkmış. Demek ki oradan artık işte bentonit dediğimiz, yine rezervinde birinci olduğumuz mobilya dediğimiz, yine mobilya dediğimiz. Tamam ya, inşallah hazır haline gelmiş olacak şu an. Şimdi güçlü yanlarımızdan bahsettim az önce. Yine bentonit kullanılıyor. Ayrıca kansere kadar. Sunum aslında bir de farkındalık sunumu. Ordunun neleri var, ne potansiyeli var gibi. Kapsıyor. Ek olarak da söylemiş olduğunuz... Elimizde dersimizi çalışmış bir kadromuz var. Biz gece gündüz geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Ve hep dolu dolu. İyi de bir arkadaş grubumuz var. Sağ olsunlar. Bize güvendikleri için çok kıymetli arkadaşlarımız bizim kadroya geldiler. Şimdi güzel bir çalışmayı sizlerle beraber yürüteceğiz. Bütün bunları ne için anlatıyorum? Burada bu işi sizlerle beraber yapacağız. Burada birkaç tane temel konumuz var, önceliğimiz var. Bir kere ordu nasıl bir şehir olsun? Nasıl bir vilayet olsun? Bunu düşündük. Ordu bizim düşüncemize göre şehircilik anlayışı, sanat duygusu, çevre bilinciyle birlikte yaşanılabilir güzel bir kent olsun. Turistik güzellikleri, estetik duygusu, şehircilik anlayışı, tabiat, doğal güzellikleriyle birlikte bunu nitelikli tarımla, yükte hafif, pahada ağır, katma değeri yüksek ürünlerle zenginleştirilmiş, havası temiz, sanatçı halkıyla güzel bir kent olsun istiyoruz. Özellikle Altınordu'ya. Tabii iş bölümü yaptık. Bu iş bölümünde de Fas'a biraz daha sanayi, Ünye hem tarım hem sanayi, Ordu ve arkası tabiat güzellikleriyle, yaylalarıyla, kanyonlarıyla, şelaleleriyle, Fas'ta da aynı şekilde böyle bir şey düşündük. Katma değeri yüksek bir şehir olsun. Sahiller bizim, yaylalar, meralar. Yani burada sadece bizim değil, torunlarımızın torunlarının. Yani biz aynı zamanda bir misyonun da devamıyız. Ben de Süleyman Feleğin devamı sayılırım. Dolayısıyla epey bir sorumluluk var. Bunu da laf arasında söyleyeyim, hiçbir karşılık almadan ve beklemeden yapıyor. Hiç şeysiz, tamamen gönüllü bir çalışmayla sürdürüyoruz. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir şeref çünkü. Ordu için ve bizim buradaki son 5 yılda özellikle revizyon imar planıyla maalesef biz mimari açıdan baktığımızda yanlış değerlendirmeler, yanlış planlamalarla ortaya çıkan bir orduyu düzeltmek adına sizi bir şans olarak gördük ve görmek istiyoruz. Ve bunun takipçisiyiz Sayın Bakanım. Tekrar teşekkür ediyorum buraya çağırdığınız için ve hep birlikte sunumunuza. Tabii, estağfurullah. Çevreye zarar vermeyecek şekilde, mesela HES'lerden ziyade ben öyle düşünüyorum. Çünkü ileriye dönük gelecekte bir 100 yıl sonra bence insanlar bu konuda daha duyarlı. Biliyorsunuz dünyada şu an gençler, öğrenciler sokakta iklim için. Ben kendim böyle çok heyecanlanıyorum. Çünkü kendimin bir fikrini beyanı yetkili kişi tarafından dinlenmesi çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. İlk başta Müjde Hanım konusundan devam etmek istiyorum. Mesela Ankara'da okudum ben, Cermodern diye bir yer var. Burası normalde altın bir ray yeriydi, ray istasyonuydu ve orası yeni bir bina ile birleştirilerek bir sergi, küçük bir kafe ve yazı açık hava sinemasının olduğu bir yere dönüştürdü. Orasının gerçekten ulaşımı bile çok zor ama insanlar sırf bu sergiler, sinemalar ve hani orada bir etkinlik alanı oluşturmak için oraya akın ediyorlar. Bence Taşbaşı böyle bir yer olabilir çünkü mimari olarak zaten geleneksel bir, yani eskiden kalan bir mimari. İnsanlar zaten, yani mimar olmayan insanlar böyle şeyler daha çok çekiyor. Talebimizi bunu bir şeye alıyoruz zaten. Maalesef ben olamayacağım.